Şimdi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yapacaktır. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlarım, parti büyüklerimiz, değerli yol arkadaşlarım, misafirler, konuklarımız. Teşekkür ederim. Benim umudum sizlersiniz sevgili gençler. Hiç endişe etmeyin. Emin olun, emin olun, yeni bir çığır açtık, kararlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hiç kimse umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmasın. Yürüdüğümüz yol hak yoludur, adalet yoludur. Adaleti bulacağız, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Yeni bir siyaset anlayışı. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, insansa başımızın üstünde yeri var dedik. İnsansa sorunları varsa bütün o sorunları çözmeye talibiz dedik. Dolayısıyla dünyaya bakışımız, İnsana bakışımız, kainata bakışımız farklıdır. Sevgi üzerine, barış üzerine, kardeşlik üzerine kuruludur. Bu yoldan yürüyeceğiz. Bu yolla gelecek Türkiye'yi inandığımız şekilde yeniden inşa edeceğiz. Kararlılığımız var. Hiçbir zaman acaba bunları yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye bir endişeye kapılmadık. İnanıyorsak yapacağız. İnanıyorsak gerçekleştireceğiz. İnanıyorsak söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız. İnanıyorsak nasıl yapacağımızı da anlatacağız. Sadece söylemek değil, sadece eleştirmek değil. Nasıl yapacağımızı da anlatacağız. Değerli arkadaşlarım, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Sizleri o günün heyecanına taşımak istiyorum. İşgal altındaki bir ülkede 100 yıl önce bir grup insan idealleriyle yola çıktılar. Kavgaysa kavga dediler. 100 yıl sonra biz bugün burada aynı heyecanı yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Kendi toplumumuza, yani Türkiye Cumhuriyeti halkına aynı heyecanı yaşatmak zorundayız. 100 yıl önceki koşullar çok daha zordu. Bugünkü koşulların da zor olduğunu biliyorum. Ama önemli olan zorluğu başarmaktır. Önemli olan 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında özünde demokrasi vardı. Her görüşten insan vardı o mecliste. Kürsüye çıkıp ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'i dahi rahatlıkla eleştirebiliyorlardı. 100 yıl sonra bugün geldiğimiz noktada demokrasinin ağır yaralar aldığını görüyoruz. Demokrasinin kan kaybına uğradığını görüyoruz. Ve bizlere düşen bir görev var. Bireysel beklentilerin tamamen
ötesine çıkmak zorundayız. Eğer bireysel beklentilerin peşinde koşacaksak ülkeyi geleceğe, huzurlu bir Türkiye'yi geleceğe taşıyamayız. Her birimize düşen fedakarlık vardır. Her birimize düşen. Bugünkü koşullar fedakarlık yapma koşullarıdır. Özveriyle yola çıktık. Özveriyle mücadelelerimizi sürdüreceğiz, yapacağız. Başarıyı özveriyle yakalayacağız ama kararlılıkla ve inançla yapacağız bütün bunları. Hiç kimse unutmasın. 100 yıl önce nasıl yolumuz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yoluysa, 100 yıl sonra da yolumuz Gazi'nin yolu ve onun arkadaşlarının yoludur. Kuralımız değişmedi. Dünyaya bakışımız değişmedi. Değerli arkadaşlarım, 100 yıl sonra bize düşen bir görev var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Önümüzdeki 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. Ve hepimize düşen görev, bu ülkenin bütün insanlarına düşen görev, 100 yıl sonra Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Bunu söylüyorum, kararlılıkla söylüyorum. Önümüzdeki süreç burada da yazılı. İktidar. Niye iktidar olmak istiyoruz? Güzel cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için. Yara aldı cumhuriyetimiz. Demokrasimiz yara aldı. Ama bütün olumsuz koşullara rağmen cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevi her birimizin tek tek üstlenmesi lazım. Mücadele ise mücadeleyi yapacağız. Kararlılık da yapacağız. İnanç da yapacağız. Bilgiyle yapacağız bütün bu mücadelelerimizi. Çünkü biz haklıyız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Onların huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi bırakmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, birinci tespitim şu: sorunları iyi saptayamayan geleceği iyi inşa edemez. Sorunları iyi saptayacağız ki onun üzerine geleceği inşa edelim. Gittiğiniz her yerde, her ortamda rahatlıkla şunları söyleyebilirsiniz: Türkiye'nin 5 temel sorunu var. 5 temel sorunu var. Önce sorunları dile getireceğiz, arkasından çözümleri dile getireceğiz. 5 temel sorunumuzun birincisi demokrasi. Bugün yaşadığımız en temel sorunlardan birisi demokrasi. Düşüncesini açıkladı diye insanlar hapse atılamaz. Düşüncesini açıkladı diye insanlar üniversitelerden atılamaz. Özgürce yazı yazabilmeli. Düşüncelerini ifade edebilmeli. Yargı bağımsızlığı olmalı. Medya özgürlüğü olmalı. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce konuşulabilmeli, savunulabilmeli. Demokrasi dediğimiz olguyu kendi iç dünyamızda da kurmalıyız. Türkiye'nin yaşadığı birinci temel sorun demokrasidir. Değerli arkadaşlarım, ikinci temel sorunumuz eğitimdir. Bir kuşağı yok ettiğimizin kaç kişi farkında acaba? Her bakana göre eğitim politikasının değiştiğinin kaç kişi farkında acaba? Eğitimin bir kişiye, bir sınıfa, bir topluma, bir ulusa başarı kazandırdığını, çıta atlattığını acaba kaç kişi biliyor? Bize düşen görev bunları anlatmaktır. Eğer hiçbir anne ve baba okula gönderdiği çocuğun eğitiminden memnun değilse, bu nasıl bir eğitimdir diye soruyorsa, o zaman hepimiz
bunu dillendirmeli ama çözümünü de ortaya koymalıyız. Üçüncü sorunumuz değerli arkadaşlarım, dış politika. Demokrasi, eğitim, dış politika. Barış üzerine inşa edilen bir dış politika bugün bireysel kin ve öç alma noktasına dönmüş durumda. Nasıl o kişiden intikam alırım? Nasıl onun sesini keserim? Nasıl onu makamından indiririm diye bireysel kin, bireysel öfkeden öfkeye dönüşen bir dış politikadan söz ediyorum. Barışı değil, savaşı önceleyen bir dış politika. Bunun sonuçlarını 82 milyon beraber yaşıyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeli ile birlikte. Arkasından 1 milyon daha gelecek. Onların yanında ellerinde silah tutan terörist gruplar da büyük bir olasılıkla gelecek. Asıl karmaşayı o zaman yaşayacağız. Asıl sorunu o zaman yaşayacağız. Böyle bir dış politika hiçbir zaman olmadı. Tarihimizde de olmadı. Bunu da anlatacağız. Dış politikanın yanlış olduğunu çok daha rahat anlatabileceğiz. Çünkü her kentte neredeyse bir göçmen var. Ve onların yaşadığı sorunlar var. Ve o sorunlara kayıtsız kalmayan, sorunları dikkatle izleyen kitleler var. Bunların da anlatılması lazım. Dördüncü büyük sorunumuz toplumsal barış. Toplumsal barışı sağlamak zorundayız. Hiç kimsenin kimliğinden ötürü, hiç kimsenin yaşam tarzından ötürü, hiç kimsenin inancından ötürü ötekileştirilmesini istemiyoruz. Ama hiç kimse kimliğini kullanarak, inancını kullanarak veya yaşam tarzını kullanarak siyaset yapmamalıdır. Bunun da altını büyük bir özenle çizmeliyiz. Herkesin kimliği başımızın üstüne. Herkesin inancı başımızın üstüne. Ben eğer anne ve babamı seçme özgürlüğüne sahip değilsem bu siyasetin konusu olamaz. İnanç Allah'la kul arasındaki manevi ve güçlü bir bağsa bu alana hiç kimse müdahale edemez. Kimsenin böyle bir hakkı, böyle bir yetkisi yoktur. Yaşam tarzına da hepimizin saygı duyması lazım. Siyaset toplumun sorunlarını çözmektir. Eğer bir kişi, bir grup, bir kitle kimliğinden ötürü ötekileştiriliyorsa ona müdahale etmeliyiz. Hiç kimse kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilemez. Buna müdahale etmeliyiz. Söylemeliyiz. İtiraz etmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, beşinci büyük sorunumuz ekonomi. Fazla bir şey anlatmak istemiyorum ekonomide. Hepimiz yaşıyoruz. Daha 2 gün önce Hatay'da valilik binasının önünde kendisini yakan vatandaş gördük. İşsizim diyor. Çocuklarım aç diyor. Üzerine benzin döküyor ve kendisini yakıyor. Değerli arkadaşlarım, çaresizliği kendisini yakarak soruna dikkat çekmek isteyen bir insanın yaşadığı drama hiç kimse, insan olan hiç kimse kayıtsız kalamaz. İnsan olan hiç kimse kayıtsız kalamaz. Üzen nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Hala iktidar kanadından olup bu yakma olayını ucuz siyasi manevra olarak tanımlayan insana üzülüyorum. İnsanlığını yitiren insana üzülüyorum. Ve bir kadın bunu söyleyen, evlat nedir biliyor mu acaba? Anne baba nedir biliyor mu acaba? Evlilikteki sorumluluğu biliyor mu acaba? Çocuğuna bayramda kola almak için borç para alıp çocuğuna kola almanın
bir babanın ruhunda yarattığı derin fırtınaları biliyor mu acaba? Hepimizin sonunda bir vicdan taşıdığını bilmemiz gerekiyor. Nasıl oldu da vicdanlarımız bu kadar köreldi? Nasıl oldu da birbirimize düşman gibi bakmaya başladık? Nasıl oldu da kendisini yakan bir insana karşı bu kadar kayıtsız kalabildik? Nasıl oluyor da insanlığımızı unuttuk? Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir toplum nasıl olur da bugün bir akıl dağılması sürecine girer? Akıl dağılması süreci. Oturup düşünmemiz lazım. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bütün bu anlattıklarım bizim sırtımızdaki yüktür. Ve bu yükü çözecek olan, bu acıyı çözecek olan, bütün kitleleri kucaklayacak olan bizleriz. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, onun sorunlarını çözmek gibi bir yükün altına girmeye kararlıyız. İktidar olacağız ve bütün bunların tamamını çözeceğiz. Tamamını. Sorunları anlatmak kolay. Yaşıyorsunuz çünkü. Sadece Hatay'da valinin önünde kendisini yakmadı vatandaş. Meclisin duvarının dibinde de yaktı. Meclisin duvarının dibinde. O da açım diye yaktı. İşsizim diye yaktı. Onlarca kişi var bu şekliyle davranan. Sesini duyurmaya çalışan. Açlığını, yoksulluğunu, işsizliğini duyurmaya çalışan. Asıl soru şu. Bütün bu sorunları nasıl çözeceğiz? Değerli partili arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım. 5 temel sorunu yazacaksınız, cebinizin bir tarafında olacak. Bunları anlatacaksınız. Türkiye'nin 5 temel sorunu var diyeceksin. Sorunlar iç içe geçen halkalardır. Dış politikadaki yanlış içeride işsizliği doğurabilir. Dış politikadaki yanlış içeride ekonomide daralmalara yol açabilir. Eğitimde yaptığınız bir yanlışlık toplumu geriye götürebilir. Ekonomide yanlış yaptığınız bir karar, yanlış aldığınız bir karar Türkiye'nin ekonomide geriye gitmesine yol açabilir. Nasıl çözeceğiz bu sorunları? 4 ayaklı bir stratejiyle. Bunu da cebinizin ikinci, ceketinizin ikinci cebine yerleştireceksiniz. 4 ayaklı bir stratejiyle bütün bu sorunları aşacağız. Birinci ayağımız. Kesinlikle bu ülkeye, kesinlikle bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Kadın erkek eşitliğini getireceğiz. Yargı bağımsızlığını getireceğiz. Medya özgürlüğünü getireceğiz. Bütün bunların tamamını getireceğiz. Kanada'da ne varsa, Avrupa Birliği'nde ne varsa, Güney Kore'de, Japonya'da ne varsa, demokratik standartlar açısından ne gerekiyorsa tamamını yapmaya kararlıyız. Tamamını yapacağız. Tamamını. Hiçbir şekilde şu alana demokratik standartları geliştirirsek fazla eleştiri alırız, burayı biraz kısıtlayalım diye bir düşüncenin içine asla girmeyeceğiz. Asla. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Tartışmaktan, farklı düşüncelerden korkan bir toplum sağlıklı bir gelecek inşa edemez. Her türlü düşüncenin özgürce ve saygı içinde tartışıldığı bir toplumu inşa etmek zorundayız. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke büyümemiştir. Büyümek istiyorsanız, gelişmek istiyorsanız, dünyada saygınlık kazanmak istiyorsanız demokrasinizi geliştireceksiniz. Demokratik parlamenter sistemi mutlaka yeniden inşa edeceğiz. Demokratik parlamenter sistem derken eskiye döneceğiz değil. Tamamen darbe hukukundan arınmış gerçek anlamda bir demokratik parlamenter sistemden söz ediyorum.
Anayasası ve yasaları değişmiş. Gerçek anlamda demokrasiden söz ediyoruz. 12 Eylül, 12 Mart darbelerinin, 20 Temmuz darbelerinin, sivil darbesinin olduğu bir darbe hukukunu asla kabul etmiyoruz. Gerçekten de bütün darbe hukukundan arınmış çağdaş anlamda bir demokrasiden söz ediyorum. İkinci stratejimizin ikinci ayağı üreten Türkiye. Türkiye üretmelidir. Üretmelidir derken neden söz ediyorum? Fabrikada üretmelidir Türkiye. Tarlada üretmelidir Türkiye. Üniversitelerde bilgi üretmelidir Türkiye. Sanat eserleri, sanatçı her alanda üretmelidir. Sinemadan tiyatroya kadar, romandan öyküye kadar, şiire kadar. Her alanda edebiyatta üretmeliyiz. 21. yüzyılda iki büyük güç olduğunu artık herkes kabul ediyor. Bir silahlı gücünüz vardır, bir de yumuşak gücünüz vardır. Kültür dünyanız yani. Sizin eserleriniz, sanatçıların ürettiği eserler dünyanın her tarafına ulaşabiliyorsa sizden daha güçlü bir toplum yoktur. O nedenle üretimi her alanda yapmak zorundayız. Üreticinin önündeki, yani düşünenin önündeki bütün engelleri kaldırmak zorundayız. Türkiye ürettiği zaman güçlü olacaktır. Ürettiği zaman alın terinin değerini bilecektir. Ürettiği zaman işsizlikle mücadele edecektir. Ürettiği zaman bütün dünyada saygınlık kazanacaktır. Çok sık söylerim. Yozgat'ın dünya çapında kokulu mercimeği varken biz gidip dışarıdan mercimek ithal ediyorsak hepimizin oturup düşünmesi lazım. Önce Yozgatların düşünmesi lazım. Neden? Hangi gerekçeyle? İnsanımız mı yok? Gençlerimiz mi yok? Tarlalarımız mı yok? Güneşimiz mi yok? Sularımız mı yok? Her şey var. Olmayan halkı düşünen siyasi irade. Vatandaşı düşünen siyasi irade. Üreticiyi düşünen siyasi irade. Bu irade şu anda Türkiye'de yok. O iradeyi inşallah inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz. Türkiye her alanda üretecek. Değerli yol arkadaşlarım, demokrasiyi kurdunuz, gayet güzel diyelim. Bütün kurum ve kurallarıyla var diyelim. Üretiyorsunuz, her alanda üretiyorsunuz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var. Ürettiğiniz, yarattığınız katma değeri hakça bölüşmezseniz orada sorun çıkar. Komşumuz açken biz tok uyuyorsak bir sorun var demektir. Üçüncü ayak, güçlü bir sosyal devlet inşa etmek zorundayız. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bir sistemi de belirteyim. Öz eleştiriyi de yapayım. Aile sigortasını toplumun gündemine getiren ilk partiyiz. Aile sigortasını yeteri kadar büyük kitlelere aktarmayan da partiyiz. Yeteri kadar anlatamadık. Hedef ne güçlü sosyal devletten? Hedef ne? Kişinin doğumundan ölümüne kadar asla açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir toplumu inşa etmek. Huzur mu istiyorsunuz? Karnı aç olanların, işsiz olanların bir toplumda, yoğunlukla işsiz olanların bir toplumda huzuru yakalama şansınız yoktur. Herkesin karnı doyacak. Herkesin işi gücü olacak. İşi gücü yoksa sosyal devlet yardım edecek. Ama sosyal devlet yardım ederken onun yoksulluğunu afişe etmeyecek. Güçlü bir sosyal devleti yeniden inşa etmek zorundayız. Bütün kurum ve kurallarıyla. Demek ki önce demokrasiyi getireceğiz. Bütün sorunları çözmek için. Sonra demokrasiyi getirdikten sonra üreten Türkiye diyoruz. Her alanda üreteceğiz.
güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz ve dördüncüsü sürdürülebilirlik. Bütün bu çabaları sürdürebilir kılmanız lazım. Eğer sürdürülebilir kılmazsanız bir süre sonra devletin içten içe çürüdüğünü görürsünüz. Yaptığınız devrimlerin, yaptığınız çabaların bir süre sonra eskidiğini ve çürüdüğünü görürsünüz. Bunu önlemenin yolu liyakat sistemini devlette egemen kılmaktır. Şu örneği veririm. Bütün yol arkadaşlarımın da aynı örneği gittikleri her toplantıda vermelerini isterim. Devlet dediğiniz kurum ayrıdır. Siyasi partiler ayrıdır. Devlet bakidir. Siyasi partiler devleti halkın oylarıyla geçici bir süre yönetmek için gelirler. Dolayısıyla siyasi partilerle devletin yapılanması arasında çok ama çok önemli farklar vardır. Devlette şube müdürü olmak veya en alt makam olan şef olmak için üniversiteyi bitirmek zorundasınız. Sınava girmek zorundasınız. Şeflik sınavını kazanmak zorundasınız. Hele genel müdür olmak için, daire başkanı olmak için, kamuda en az 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl çalışmanız gerekiyor. Ve bir konuda birikim ve deneyim sahibi olmanız gerekiyor. Ama bakan olmanız için iki şeye ihtiyaç var. Savcılıktan ihal kağıdı ve ilkokul diploması. Devletle siyaset kurumu arasındaki temel farklılığı ortaya koymak için anlatıyorum. Bunu her yerde anlatmanız lazım. Devleti ayakta tutan liyakat dediğimiz bürokrasidir. Siyasi iradenin talimatına göre bütün olayları, yasaları, tasarıları, projeleri, programları hazırlarlar. Planları hazırlarlar. Ama siz devletin içindeki liyakati bozarsanız devlet içten içe çürümeye başlar. Ve siyasi otoriteye sağlıklı bilgi götürecek kimseyi bulamazsınız. Biz neden adalet diyoruz? Neden hak diyoruz? Neden hukuk diyoruz? Neden liyakat diyoruz? Temel nedenleri bu. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin temel sorunlarını belirleyen ama bu temel sorunlara nasıl çözüm üreteceğini de ifade eden Türkiye'de tek parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Gittiğim yerlerde bazen şunu söylerler. Efendim şu CHP var ya CHP. Evet, her şeyi eleştirir. Her şeyi eleştirir. Ama neyin nasıl yapılacağını söylemez. İnanın. Yürekten inanın. Ve özgüvenle her yerde söyleyin. Sorunları en sağlıklı tespit eden, saptayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve o sorunların nasıl çözüleceğini de en iyi bilen, programı, projesi olan tek parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şunu biliyorum, lafla peynir gemisi yürümez. Neyi nasıl yapacağınızı bileceksiniz. Biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Neyi ne zaman yapacağımızı da çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreç sadece bizim açımızdan değil, Türkiye açısından çok önemli bir süreçtir. Türkiye şu anda freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Her alanda gidiyor. Eğitimde de, dış politikada da, ekonomide de, her alanda gidiyor. Kimse yarın sabah ne olacağını bilmiyor. Nasıl bir trajediyle karşılaşacağımızı hiç kimse bilmiyor. Geleceğe yönelik doğru dürüst bir hesap bile toplumun önüne konmuş değil. Yılların devlet planlama teşkilatı dahi kapatıldı. Bütün bunları yeniden değerlendirmek zorundayız. Birebir. Bize oy versin veya vermesin.
herkese ulaşmak zorundayız. Her renge ulaşmak zorundayız. Her kimliğe, her inanca ulaşmak zorundayız. Bizim toplum arasında ayrıştırma, bölme gibi bir lüksümüz yok. Bir ittifak kurduk. Millet İttifakı. Millet İttifakı aslında bir demokrasi ittifakıdır. Bugün geldiğimiz noktada toplumun ikiye bölündüğünü düşünün. Toplum şu anda ikiye bölünmüş durumda. Demokrasiden yana olanlar, tek adam rejiminden, yani otoriter rejimden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların ortak davranması gerekiyor. Birlikte davranması gerekiyor. Türkiye'yi çağdaş anlamda demokrasiye kavuşturması gerekiyor. Otoriter rejimden yana olanlar ise her türlü yasaktan yana, her türlü düşünceden yana, eleştiriden muaf olmak istiyorlar. O nedenle buradan da 80 milyon yurttaşıma ulaşmak isterim. İfade etmek isterim. Demokrasi sadece benim için değil. Sadece CHP'liler için değil. Hepimiz için geçerli. Ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Beni beğenmeyen de düşüncelerini özgürce ifade edebilsin. Ben de üretmeliyim. Benim karşımda olan da üretmeli. Benim çocuğum da çok iyi eğitim görmeli. Benim partime oy vermeyen çocuğu da çok iyi eğitim görmeli. Dış politika milli olmalı. Bir kişinin hırslarına egemen olan bir dış politika olmamalı. Dış politikada, Cumhuriyet'in kuruluşunda öngörülen felsefe egemen olmalı. Egemen güçlerin taşeronluğuna Türkiye Cumhuriyeti sürüklenmemeli. Egemen güçlerin taşeronluğuna sürüklendiğiniz andan itibaren kaybedersiniz. Hiçbir egemen güç ateşi elleriyle tutmak istemez. Başa kullanırlar. Suriye'ye gir derler. Sırtını sıvazlarlar. Sonra çıkıp sitem ederler. Niye bizi yalnız bıraktılar diye. Aklı olan, dünyayı iyi okuyan, geleceği iyi okuyan, egemen güçlerin Orta Doğu'daki emellerini bilen birisi zaten egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmaz. Eğer sizin sırtınızı sıvazlayıp Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanısın, hadi bakalım yallah şuraya gir dendiğinde giriyorsanız başınız belaya girer. Bugün girdiği gibi. O nedenle hepimize düşen görevler var. Eleştirmekten korkan insanlar var. Hapse atılır mıyım diye, tutuklanır mıyım diye, gözaltına alınır mıyım diye. Biz bunları aşmak zorundayız. Bir fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlık önce Cumhuriyet Halk Partililere düşer. Hepimize düşer. Hepimiz toplumun önderi olmak zorundayız. Elimizde birer meşale, toplumun önünde yürümeliyiz. Eğer biz bir adalet yürüyüşü gerçekleştirdiysek, emin olun bunun karşılığını aldık. Her görüşten insandan. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka ve vicdana aykırı kararına rağmen bu ülkenin insanları 13 binlik farkı 800 bine çıkarıyorsa bu ülkede bu insanlara güveneceksiniz. Onlara diyeceksiniz ki size güveniyoruz diyeceksiniz. Değerli arkadaşlarım, hedef Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Bunu yapacağız. Bu bizim sözümüzdür. Bu millete sözümüzdür. Dünyaya sözümüzdür. En çok tartışılan olay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri oldu. Bütün dünya dikkatle izledi. Bütün dünyaya şu mesajı verdik aslında. Hep beraber. Bu ülkenin insanları o mesajı verdi. Dikta yönetimlerine, baskıya, onların yargılarına rağmen bu ülkenin insanı tercihini demokrasiden yana koydu. Ve diktatörü sandıkta yendi. Dünya siyaset tarihine bıraktığımız en önemli miras budur. Çoğumuz bu mirasın farkında bile değiliz.
bu başarının farkında bile değiliz. Dünya siyaset tarihine armağan ettiğimiz başarının farkında bile değiliz. Ama sandığa gittik. Oyumuzu kullandık. Baskıya rağmen, hakimlerine rağmen, savcılarına rağmen, güvenlik güçlerine rağmen, valilerine, kaymakamlarına rağmen sandığa gittik ve demokrasiyi kurtardık. Ve dünya büyük bir saygıyla Türkiye'deki gelişmeleri izledi. Demek ki yapabiliriz. Demek ki yapabiliriz. Şimdi bu noktadayız. Birinci aşamayı tamamladık. Sıra geldi ikinci aşamaya. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Hep birlikte taşlandıracağız. Birlikte yapacağız. Bu ülkenin bütün insanlarını kucaklayarak birlikte yapacağız. Bundan sonra ben Kudüs mitingine katılacağım. Evet, oraya da katılacağım. Hiç kimse unutmasın. Filistin'de bizim devrimci gençlerin mezarları var. Filistin davası için oraya gittiler. Kudüs'ün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Trump'ın da ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Ama hakkı, hukuku ve adaleti sadece kendi ülkemizde değil, kainatta da isteyeceğiz. Dünyada da isteyeceğiz. Hak, hukuk ve adalet herkese teslim edilmeli. Eğer Filistinliler yıllardır verdikleri mücadele sonucu egemen güçlerin baskısıyla hakları elinden alınıyorsa, mazlum milletlerin hakkını savunacak olan yine bizleriz. Çünkü mazlum milletler Mustafa Kemal'i örnek aldılar. Sayın Genel Başkanım, size başarılar diliyoruz. Bütün arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Umarım keyifli bir kongreyi gerçekleştirmiş olursunuz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum.